Doktor! Ne oldu? Başına darbe aldı. Sedyeyi alın, hemen tomografi alacağız. Oradayız. Merhaba, ne? Merak etme. Bir şey olmaz değil mi? Hasan'ın durumu nedir? Trafik kazası, 45 yaşlarında erkek, kafa travması var, nabız düşük. Hemen içeri alalım. Gardiyan! Gardiyan! Ne var? Bana bir haber gelecekti. Ne oldu? Ses soluk yok. Bekliyorum müjdemi ha. Önüne baksana lan, dayı mısın? Dayım lan, ne olacak? Yetti mi lan? Ha? Yetti mi? Yetmez lan. Durum nedir? Hocam hasta ambulansta eksi olmuş. CPR'la geri dönmüş ama nabız alamıyoruz. Evet, nabız yok. İkisi de adrenalin hazırlayın. Kalp basıncına başlayın. Şok cihazını hazırlayalım. Hemen. Nabız? Yok. Tekrar. Açılıyoruz. Bas. Nabız? Nabız yok. 120'ye çıkaralım. İnsan neden ölür abi? Ne bileyim Edem. Ölür işte. Vakti gelen her insan ölür dedi babam. Sen de mi öleceksin babam gibi? Ben ölmem Ömer. Sen büyük koca adam olana kadar ölmem. Sakın babasız yetim kaldım diye korkma. Ben varım. Senin artık abin de, baban da, arkadaşın da benim Edem. Nabız yok. Ne olur durmayın, devam edin. Ne olur, devam edin. Abi ne olur. Abi ne olur, vazgeçme. Ömer. Öyle yapma. İyi olacak. 200. Çekiliyoruz. Ne
Babamız geldi. Abim iyi, kendine geldi, merak etme, tamam mı? Oh, çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun, oğlumu bize bağışladı. Bir kerecik göreyim Hüseyin. Eyvallah anne, izin vermiyorlar. Ömer... Hüseyin'e bir şey olmaz değil mi? Abim iyi olacak yenge. Bizi bırakmayacak. Beddua ettin. Çok yaktı canımı. Kötü sözler söyledim. Tövbeler olsun. Hüseyin'e bir şey olmasın ne olur. Alacığım, Pelin burada, gel. Pelin! Yavrum Hüseyin Bey nasıl? Doktorlar müdahale ediyorlar, iyi olacak inşallah. Elvan Hanımlar burada mı? Evet evet, hemen koridorun solundalar. İpek değil mi o? Ne işi var burada, ne oldu ki? Eski kocasıyla sorunları var da, adam İpek'in canına kastetti. Derdi çocuğu almak. Allah'tan başarılı olamadı. Ay bakar mısın? Bu adam eşkıya ayol. Tutuklamadılar mı? Adamlarını göndermiş. İyi ki Ömer oradaymış da adamları derdest edip emniyete teslim etmiş. Öyle mi? Ömer orada mıymış? Bir an elimi bıraktın sen. Sana olan öfkem içimde fırtınalar koparsa da benim böyle tutmaya ihtiyacım varmış abi. Ha, vaktin gelmedi Hüseyin Amir. Sözünü tut. Biliyor musun abi? Ben ömrüm boyunca hep seninle övündüm. Dedim ki ya ben ne kadar şanslı bir adam. Benim abim Hüseyin Demir. Hüseyin Demir adam gibi adamdır. Bilmiyorum abi. Yanlışlarının mahiyetini bilmiyorum. Yanlış yapmana neden olan sebepleri bilmiyorum. Belki bunların içinde ben de varım. Rahmetli babam vefat ettiğinde amcaların Elva yengemiz iki tane çocukla yapamaz. Onu evlendirelim dediler. Ama sen karşılarına geçtin. Olmaz dedin. Ben varım dedin. Bugüne kadar da öyle davrandın. Sırtımdan inin demedin. Özür dilerim abi. Abi çünkü ben şanslıydım.
Sen hep tek başınaydın. Benim yanımda hep sen vardın. Belki de sandığım kadar senin yükküne ortak olamadım. Sana yardımcı olamadım. Belki de bu yüzden girdim bu işlere. Ben bundan hiçbirini bilmiyorum. Sen bize yoktan bir hayat verdin. Hadi uyan. Şimdi sıra bende abi. Şimdi sıra bende. Zaman her şeye yeniden başlama. Yola koyma zaman. Ben hazırım abi. Sen de hazırlan. Söyleme katili, ben tahmin edeceğim. Bahse girerim, tahmin edemeyeceksin. Allah Allah. Bayağı heyecanlı galiba ha? Aynen öyle, bildiğin gibi değil. Gel biraz da sen izle bakalım, katili tahmin edebilecek misin? Yok, ben seyretmeyeyim. Yaşım kaldırmıyor böyle filmleri. Size iyi seyirler, hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Dur başlat. Ne var? Bu saatte aradığına göre ya yine nasihat vereceksin ya da azarlayacaksın. Elif, iyi misin? Herkes değil mi? Bir şey mi oldu? Nilüfer. Ben seni çok seviyorum. Şu anda ne kadar sana kızsam da, kararlarını sorgulasam da... sen benim bir tanecik küçücük kardeşimsin. Bunu söylemek için aradım. Sen de beni. Seni çok sevdim, sakın unutma, tamam mı? Tamam. Ben de seni. Kapatıyorum. Ne diyor? Hiç. Hadi sen filmi başlat. İnancını kaybettim.
Bu aralar kaderim bana hiç yardımcı olmuyor Ali. Gelişmeleri bildir. Bakarsın bir sürpriz olur. Emmoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşur. Derdin büyüğü de ortadan kalkar. Ha? Çalışacağım. Bakalım nasıl biriymiş. Daha ilk günden kemerleri sıkmaya başladın yani ha güzel kız. Ben işimi şansa bırakmam. Bu gözler senden başkasını görür mü be? Günaydın muhabbet kuşları. Günaydın. Günaydın. İş başı yapıyorsun ha bugün. Aynen öyle. Ben bütün gün hastanedeyim. Sen artık evde kafana göre dinlen. Seni de istediğin zaman teftişe bekliyorum güzel kız. Sen kahvaltı yapmayacak mısın? Yok hastanede toplantı beni bekler. Size afiyet olsun. Size baktıkça Mert'in annesiyle kendimi görüyorum. Hayatımda aşık olduğum tek kadın oydu biliyor musun? Hemen kapatma olur mu? Bak bir dinle beni. Ben babanın kasasını hala açamadım. Belki annenin doğum günüdür ya da tanıştıkları tarih falandır. Ne olur bana söyleyebilir misin? Bak lütfen. Bak babam senden şüphelenmeye başlamış. Başını belaya sokma. Merak etme sen. Sen söyler misin bana lütfen? Annemin doğum tarihi 27 Ağustos. Evlilik yıl dönümleri de 5 Ocak. Tamam çok sağ ol. Dikkatli ol. Tamam sen de. Bir his var mı? İlge, ağlama artık. Bak abim kendine geldi. Dışarı çıkalım mı beraber? Biraz hava alırsın, iyi gelir. Yok. Doktor çıkıp Hüseyin iyi diyene kadar bir yere kalkmam. O bana kıydı ama ben ona kıyamam. Ha, doktor bey. Geçmiş olsun. Hastanızın durumu gayet iyi. Kendisini bir süre daha takip edip normal odaya alacağız. Geçmiş olsun. Bu da geçti komiser. Çok şükür. Şükürler olsun. Allah'ım yavrularına bağışladı. Biraz
biraz elin yüzünü yıkayalım mı? Böyle daha kötü olacaksın. Tomografim gayet normal çıktı. Tansiyonum da iyi. Ne olur beni bırakın artık. Oğlum var benim. Onun yanına gitmem lazım. Doktorunuz izin versin. O zaman gidersiniz. Birazdan gelir. Necdet Hanım. İpek. Ay yavrum geçmiş olsun. Sağ olun. Pelin anlattı bir şeyler. Hay Allah, neler gelmiş başına kızım. Evet ama şimdi iyiyim. Şükür. Ay yani inan aklım almıyor. Ne tuhaf insanlar var. Eşkıya mı senin bu eski kocan? İnsan nasıl oluyor da evladının anasını onsuz bırakmaya kalkar? Nasıl göze alır bunu? Aa, el kadar çocuk ayol. Yok yani düşünüyorum. Hem bakacaksın, hem büyüteceksin, hem her şeyinle meşgul olacaksın. Adamın yaptığına bak. Vallahi insan korkuyor. Bütün gün televizyonlarda, gazetelerde kadın cinayetleri okuyoruz. Allah korusun yani. Necdet Hanım, ben biraz dinleneyim mi? Tabii bir tane. Ben seni buraya yormaya gelmedim ki. Bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Dışarıda herkes Yağız'ın Ömer'in çocuğu olduğunu söylüyor. Ondan kuşkulanıyor. Senin de haberin vardır bundan herhalde. Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok bir tane. Ben de kuşkulandım. Hatta kendi çapımda araştırdım bile. 7 aylık doğurmuşsun çocuğu. E haklı olarak kocan da kuşkulanmış, işkillenmiş. Allah'tan çocuk öz be öz kocanınmış. Siz neden bana bunları anlatıyorsunuz? Ayrıca sizi neden ilgilendiriyor bu? Yavrum ben seni buraya gelmek için gelmedim. İyi. Tamam o zaman. Şimdi lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Ömer'i yıllar sonra tekrar gördüm. İçin böyle pırpır etmedi mi? Keşke ben Ömer'i terk etmeseydim. Keşke Yağız Ömer'in çocuğu olsaydı. Keşke ben bu itle evlenmeseydim. Keşke, keşke, keşke. Sormadın mı bunları kendi kendine? Eminim sormuşsundur. Ama bütün bunlardan hala kurtulabilirsin biliyorsun değil mi? Siz neden bahsediyorsunuz? Çok basit. Sen herkese Yağız'ın Ömer'den olduğunu söylersin. Bütün herkes de inanır. Ben de sana yardım ederim. Elif'le Ömer'in buna inanması için elimden geleni yaparım. Sen de yıllarca sevdiğin adama kavuşursun. Oğlun da Yağız, adam gibi bir adama baba demeyi öğrenir. Ömer'e.
Ne dersin? Annem yolda. Yengem Elif de dışarıdalar, hava alıyorlar. Gelirler birazdan. Sağ olsunlar. Ben bir bakayım onlara. Dur adam. Arabayı gördüm, çekilmedim. Niye böyle bir şey yaptın abi? Yaşamayı hak etmiyorum. Ömer Demir'in abisi olmayı hak etmiyorum ki. Niye? Niye? Sor oğlum. Biliyorum kafanda sorular var. Adamın içine bir kere kuşku girdi mi, yer bitir deme. Sor. Niye susuyorsun oğlum? Sussana. Hadi aklında ne varsa sor. Madem istiyorsun sorarım abi. Sorarım. Ama ben sormadan seni dinlemek isterim. Acabalarını, keşkelerini, niyelerini dinlemek isterim. İçim dökmeni isterim. Bütün sırlarını anlatmanı isterim. Ben abimi sorgulamak değil. Anlamak isterim. İznin var sana yardım edeyim. Abi, bu bizim ilk ve son şansımız. Yeniden başlayabilmek için, eskisinden daha iyi birbirimize sarılabilmemiz için son şansımız. Dayar'la ilgili gerçeklerden başla abi. Anlat bana her şeyi. Yalansız, dolansız bana her şeyi anlat.
Ben... ne anlatmazsam. O zaman ne olacak? Dediğim adamla düşman oluruz. Hüseyin Demir'i kessen de aslanla anlatacağım. İyi misin abi? İyiyim. Bir şey olmaz derler ya Müsel. İstiyorsan sonra konuşalım. Şimdi konuşacağız. Dilimin bağı çözülmüşken, hazır cesaretim varken şimdi konuşacağız. Doğru dedin. Ya şimdi ya hiç. Anlatmasam ben bunu toprağa götürürüm. Her şey sevimi tanımamla başladı. Yani Svetlana. Patronu buna tecavüze kalkışmış. Bu gariban da nasıl olduysa kendini savunurken öyle adamı öldürmüş. Ben o gün nöbetçiydim. Olay yerine gittik. Adamı bulduklarında kız aslında başındaymış ama biz gittiğimizde yoktu. Aradım taradım buldum. İşim bu. Ama bulduğumda o kadar korkmuş, o kadar çaresiz, o kadar yaralıydı ki. Edem o dosyayla hakimin karşısında çıksaydı, senelerce hapiste yatardı. Kıyamadım. Kader kurbanıydı lan. Bir de gözlerindeki o çaresizliğe gönlüm akıp gitti. Bir kere de iyiler kazansın dedim. Kelede iyiler kazansın istedim oğlum. Dosyayı faili meçhule düşürdüm. Sonra beni buldular. Tehdit ettiler. İstediklerimizi yapmazsan seni bitiririz dediler. Seni kim buldu abi? Tayyar Dündar mı? Kızım artık kabul et. Senin bu eski kocan haydudun, eşkıyanın teki. Seni, oğlunu bu adamdan bir tek Ömer koruyabilir yavrum. Siz nasıl bir insansınız ya? Bana resmen Elif'in ilişkisini bozmamı söylüyorsunuz, Ömer'den hayır diyorsunuz. O sizin yeğeniniz, nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? İnşallah bu söyledikleriniz Elif'in kulağına gitmez. Gitmez. Eğer sen akıllı davranırsan, kimseye bir şey söylemezsen gitmez. Zaten gitse ne olacak ki? Sana inanmaz ki pek. Kimse inanmaz. İpek Hanım. Hemen taburcu edin beni. Ben daha fazla oğlumdan ayrı kalamam. Lütfen İpek Hanım. Şu an çıkamazsınız. Yani Tayyar Dündar'la hiç konuşmadın. Onunla hiçbir bağlantın yok yani. Oğlum, beni kimi kullandığını bile bilmiyorum ki. Ben nereden bileyim Tayyar mı değil mi? Yapma abi, yapma. İnsan kime çalıştığını bilmez mi? O kadar da değil.
Oğlum, bilmiyorum. Bana işleri getiren Ali zaten. Ali kim abi, Ali kim? Tayyar'ın içerideki en önemli adamı. Demek ki Tayyar'a çalışıyormuşsun. Abi, yapma. Yapma, gözümü seveyim. Her şeyi açık açık anlat bana. Bu işlere ne kadar bulaştın? Neyin maşalığını yaptın? Bana her şeyi anlat, ne olur. Bir iki tane delil kararttım. Birkaç tane de dosya kapattım. Hepsi bu. Tayyar'ı falan da bilmem. Tanımam. Çekim oğlum. Çekime söyle. Suçlusun de. De oğlum çekim. Ben çoktan anladım. Vicdan kadar yumuşak bir yastık yokmuş. Fıtratında değilse bu pisliğin içinde var olamazmış insan. Ben anladım. Ben ne yaptıysam çocuklarım için yaptım. Ailem için yaptım oğlum. İki evi çekip çevirmek o kadar kolay değilmiş aslan. O kadar da zor değilmiş. Hesabınızdaki parayı gördüm. Bir de onlara ev almışsın. Artık hangi dümenlerine yardım ettiysen eşek yüküyle para kaldırmışsın. Oğlum para da evde sıratlananın ölen babasından kaldı. Bende o kadar para ne gezer? Abi yapma, gözünü seveyim, yapma. Babası zengin olan bir insan gelir burada pavyonda çalışır mı? Hepsinin cevabı var oğlum. Bak, üç çocuğumun üstüne yemin ederim ki ben başka bir şey yapmadım. Ben o kadar itmeyeyim Ömer. Neden ben o kadar şerefsiz miyim? Ne dediysem olan hepsi bu işte. Bunu yaptım. O kadar. Daha ne olsun abi, gözünü seveyim, daha ne olsun? Ha? Rüşvet yedin. Mesleğini kötüye kullandın. Belki de sahtecilik yaptın. Ne yapsaydın ha? Bir daha